Selam. Eğer başarabilirsem marş motorunun içini açıp içindeki kömürleri değiştireceğim. Böyle yedek parçalar aldım kömürlerin değişimi için. 15 lira verdim yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda da marş motorunun içini açıp bir bakım yapacağım. Marş motorunu açmak için buradan iki tane cıvatası var. Onları söküyoruz. İki cıvatayı söktükten sonra yerinden çekip böyle çıkartabiliriz. Somun yerinden cıvatayı çıkartırken böyle bir parça çıktı yerinden. Sanırım yerine sıvı conta benzeri bir şeyle oturtulmuş. Bakalım biraz daha inceleyip videonun sonuna doğru söylerim. Cıvataları yerinden çıkarttıktan sonra 3 parçamız var. 1, 2 ve 3. Bunları yerinden çekerek çıkartıyoruz. Şu birinci parçamız. Arka kısmı bu şekilde çekip alabiliriz. Ve üçüncü parçamız. Üçüncü parçamızın içinde armatür var. Armatürün yönünü parçanın içine girerken dikkat ederseniz armatürü de yerinden böyle çekip çıkartabiliriz. Evet, marş motorunu dağıttık. Marş motorunu ben daha önce açtım. Ve içini temizledim. İçi son derece pisti. Belki gösterebilirim. Bakın böyle simsiyah marş motorun içinden kurum döküldü. Ben bütün parçalarını daha önce temizledim. Kömürleri burada. Kömürlerini yerinden çekerek çıkartıyoruz. Kömürlerden bir tanesi bu arka kısımda buraya bağlı. Diğeri de buraya perçinlenmiş durumda. Kaynatılmış durumda. Şimdi onların değiştirilmesini gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bu parçayı değiştirmek için bunları yerinden çıkartıyoruz. Bunu da yerinden çıkartıyoruz. Burada bir pulumuz var. Burada bir izole edici pulumuz var. Elektrik geçirmeyen. Ve bu parçayı böyle da iterek buradan çıkartıyoruz. Evet. Eski kömürü yerinden gördüğünüz gibi çıkarttık. Eski kömürle yeni kömürün farkını görüyorsunuz. Neredeyse yarı yarıya bitmiş. Evet, eski kömürü bir kenara koyalım. Öbür kömür de bunun üzerinde. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun üzerine, metalin üzerine bakırı kaynatamayacağım için şuralardan bir yerden bu bakırı kesip yeni olanı bunun üzerine tekrardan lehimleyeceğim. Ben o şekilde yapacağım. Havyamı taktım, ısınmasını bekliyorum. Bu ısınırken de bu bakır metal yüzeyi biraz parlatmak istiyorum. Lehimlemesinin kolay olması açısından. Bakalım Dremel'le deneyeceğim. Bakalım fazla zarar verecek mi?
Gayet iyi sonuç verdi. İki kısmın farkını görebiliyorsunuz. Bu tarafı lehime hazır hale getirdim. Üzerindeki oksit tabakasını, pası giderdim. Bu taraf gördüğünüz gibi gayet siyah. Şimdi bunu buradan kesip kalan kısmı atıyorum. Şu an bu parçanın üzerine biraz lehim veriyorum. Evet, parçanın düzgün olup olmadığına bakıyorum. Evet, şu an parçaya görebiliyor musunuz? Evet. Şu an evet. Parça lehimi çok zor aldı. Kamerayı biraz durdurmam gerekti. Uzun sürdü işlem. Gördüğünüz gibi parçayı lehimledim. Şimdi bunun da uç kısmına, sadece uç kısmına biraz lehim alacağım. Esnekliğini koruması için fazla lehimlemiyorum bunu. Şimdi belki gösterebilirim şöyle kamerada. Parçanın üst uç kısmına biraz lehim alıyorum. Fazla değil. Evet, bu parçanın da ucuna lehim aldım. Çok sıcak olduğu için artık cımbızla tutuyorum. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğim. Birleştirirken de hangi yöne giriyor oluğu burada, onlara dikkat ediyorum. Mesela bunu yerine bu şekilde takıyorsak şu şekilde bir açı vererek yerine takmamızda fayda var ve bunun bu şekilde içeri gireceğini de düşünmeniz lazım. Bu çünkü bu şekilde içeri bastırmış şekilde olacak. Lehimini de ona göre yaparsınız. Ben de şimdi ona göre yapacağım lehimini. Evet, iki parçayı lehimledik. Kötü bir lehim oldu. Kabul ediyorum ama lehim havyam da çok iyi değil şimdi, Allah var. Yeterince ısıtamadığı için lehim de kötü oldu. Ama amaç zaten bilgi vermek. Bu parçayla işimiz bitti. Kömürleri önce armatüre yerleştirip daha sonra bu parçanın içine yerleştireceğiz. Şimdi bu parçayı elime alıyorum ve yeni kömürü yerine bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra bunları bu şekilde açarak armatürün üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleşmesi lazım. Yani armatürü bu şekilde dik koyduğumuzda bunların üste bakması lazım. Şimdi bunları elimle ayırarak bir yandan bunun üzerine yerleştiriyorum. Evet. Kömürleri armatürün üzerine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir parçamız var. O parçayı kömürün civatasına yerleştiriyorum. Onu da yerleştirdikten sonra civatayı bu marş motorunun buradaki deliğinden yerine yerleştiriyorum. Ve daha sonra toplama işlemine devam ediyorum. Burada böyle bir contamız var. Contayı yerine yerleştiriyorum.
Conta yerine yerleştirdikten sonra üzerinde böyle bir parçam var. Onun bir pulu var. O pulun üzerinde bir adet de somun var. Ve üzerlerinde bir pul ve bir somun daha var. Bu tarafla işim bitti. Şimdi mıknatıs tarafını yerleştirebilirim. Mıknatıs tarafının bu tarafı içeride kalıyor. Yalnız dikkat edin, mıknatıslı olduğu için armatürü yerinden çekmek isteyebilir. Yerinden çıkartmaya çalışabilir. Ona dikkat edin. Şekilde yerine yerleştirmeye çalışın. Evet. O parça da yerine yerleşti. O parça da yerine yerleştirdikten sonra vidaların gireceği delikler var. Onlara dikkat edersiniz. Evet. Vidanın gireceği delikler burada gözüküyor. Daha sonra üst kapağı da yerine yerleştiriyoruz. Üst kapağı da yerine yerleştirdikten sonra vidalarımızı yerleştiriyoruz. Bu arada bu parça içeri toz girmesini engelliyor. Yerine aynı şekilde takabilirsiniz. Evet. Bunların somunlarını da cıvatalarını da sıktıktan sonra marş motoruyla işimiz bitiyor. Bakımını yaptık, içini temizledik. Ben temizledim daha doğrusu kamera kayıt dışındayken. Kömürlerini değiştirdik ve yeniden topladık. Umarım video yardımcı olmuştur. Yorum bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız da bana yardım etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.